Sayın Öcalan, 5 Nisan 2015'ten beri tecrit altında tutulmaktadır. Bu tecritle beraber toplumsal kutuplaşma, çatışma derinleşmiştir. AKP-MHP iktidarı Sayın Öcalan üzerindeki tecridi derinleştirerek toplumsal kutuplaştırma üzerinden iktidarını sürdürmek istemektedir. Özellikle en son virüs salgını da fırsat bilerek çıkarmış olduğu ceza infaz yasasında tecavüzcüleri, uyuşturucu, mafya şebekelerini serbest bırakmıştır. Ama siyasetçileri, aydınları, gazetecileri, fikir, düşünce insanlarını cezaevinde tutup ölümle karşı karşıya getirmiştir. Bu süreçte Sayın Öcalan'la telefon, aile ve avukat görüşmelerinin engellenmesi Türk toplumda derin bir öfkeye neden olmaktadır. Ceza infaz yasasındaki ayrımcılık, Kürt halkının değerlerine yönelik insanlık dışı uygulamalar, salgına rağmen yüz binlerce emekçinin onlarcasının yaşamını yitirmesi, en son İnsani talepleri için 300 gündür açlık grevinde olan grup yorum üyelerinin yaşamlarını yitirmesi durumu bir araya geldiğinde ülkede toplumsal barış, uzlaşı zeminlerini ortadan kaldıran bu uygulamalara karşı Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılıp ülkenin toplumsal barış yörüngesine girmesi gerektiği aciliyetini dayatmaktadır. Geçmiş dönemlerde Sayın Öcalan'la yapılan müzakerelerin toplumsal anlamda bir demokratikleşme yaşadığını bilmekteyiz. Gelin ülkenin geleceği ve demokrasisi için Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasına dönük hep beraber mücadele edelim.